Hadi şimdi ben sana amcamı anlatayım. Amcamı canımdan çok severim. O da beni çok sever. Ve ben de onu severim tabii ki. O bu dünyada benim her şeyim. Hey! Sorununuz ne sizin? Telefonu duymuyor musunuz? Efendim. Ben ne talihsizim. Adaletiniz için geldim. Ben buna 10 yıldır katlanıyorum efendim. Artık daha fazla dayanamayacağım. Kocam beni herkesin içinde, herkesin ortasında dövdü biliyor musunuz? Ne acılar çekiyorum bilseniz. Söyleyin bana nerelere gideyim, kiminle konuşayım? Bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Özel hayatını insanların içinde anlattın ve büyük hata ettin, unutma. Kocan sana vurabilir, dövebilir de seni. O vurmazsa kim vuracak, söyle. Söyle bana, evi kim geçindiriyor, he? O değil mi? Masaya ekmeği kim getiriyor, o değil mi? Ve sen de onun aldığı kıyafetleri giyiyorsun, değil mi? O zaman sana vurmaya da hakkı var, dövmeye de hakkı var. Başka kim vurabilir? Sana dayak dağıtabilir, değil mi? Sen ne diyorsun? Söyle bakalım şimdi, ha? Kaybol hadi. Hadi. Biliyor musun? Amcam beni çok sever. Ben de onun için canımı veririm. Hem de hiç düşünmeden. Benim babamın adı Kevaldıram Kuşbaha. Amcam ona KRK derdi biliyor musun? Oğlunu o kadar çok severdi ki her şeyi yapardı onun için. Ama beni daha çok sever. He. 12 yaşındaydım. O ara giderken bazı düşmanlar annemi ve babamı öldürdü. Onları öldürdüler gözlerini kırpmadan. Bunu hiç unutmadım. O zamandan beri amcam hep benim üzerime titredi. Beni tek varisi yaptı. Ben onun tek varisiyim. Tetiği çek. Çok güzel değil mi? Canım oğlum öğrendi demektir. En büyük isteğini gerçekleştiriyorum. Yanımda gelinini götürüyorum. Göreceksin. Babaannem de bundan çok memnun olacak. Evet. Bana evlen deyip duruyorlardı. Hadi evlen, hadi evlen. Göreceksin, o da seni sevecek. Başının tacı yapacak. Seni o kadar mutlu edecek ki başa çıkamayacaksın. Ama bak söyleyeyim, o en çok beni sever. Benim için anneden ötedir. Kimse onun kocası için yaptıklarını yapamaz. Amcamın söylediği her şeye, kelimesi kelimesine itaat eder. Hiç itiraz etmez, karşı çıkmaz. Beni dinle. Bir şeyi unutma. Bir evliliği ancak tek kişi kontrol eder. Bunu yapması gereken de erkektir. Eğer bunu yapmazsa hata eder, günah işler. Tanrı kadınları neden yarattı? Daima kocasına hizmet etsin diye, onu sevsin diye, karşı çıksın diye değil. Beni dinle, hemen evine dön, sırtına merhem sür ve sürekli olarak kocana hizmet et. Eğer kocan mutluysa Tanrı da senden razı olur. Karı olmak ne demektir? Görevleri nelerdir? Babaannem hepsini öğretecek. Ve senin çok hızlı öğreneceğinden çok eminim ben.
Zaten sen çok zekisin. Öyle değil mi Rani? Tanrım, bana neler yapıyorsun böyle? Gideceğim ev nasıl bir yer?